İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi'ne olağan saatinden biraz geç başladık. Biliyorsunuz Silivri Nöbet Çadırı'nda Zafer Buluşması vardı ve o buluşmada Balyoz kumpasından özgürlüğüne kavuşan komutanlarımız konuşmalar yapıyorlardı. Onları sunduk size. Bugün biz Edebiyat Cephesi'nde biraz sinemaya eğileceğiz. Kuş uykusunda yeni sinemayı tartışacağız. Kış uykusunda yeni sinema derken bugünlerde Cannes'da çok büyük bir başarı gösteren, Altın Palmiye ödülünü alan ve sinemalarda gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminden yola çıkarak yeni Türk sinemasını tartışacağız. Aynı zamanda bu film neler getiriyor, ne gibi Türkiye sinemasında ne gibi gelişmelere veya sorunlara dikkat çekiyor, bunları ele alacağız. Çok değerli iki konuğumuz var. Tamer Levent, aynı zamanda filmin oyuncularından, TOBA Genel Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bize filmin çekim sürecini ve sonuçlarıyla ilgili yorumlarınızı anlatacaksınız umuyorum. Ve öteki konuğumuz Zahit Atam. Zahit Atam zaten yeni sinema derken de onun Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması kitabından yola çıkarak biraz da bu kavramı kullanıyoruz. Zahit Atam da Nuri Bilge Ceylan ve bu yeni Türk sineması tanımına giren dört yönetmenle ilgili kitabın yazarı. Ayrıca bir de Yılmaz Güney biyografisi var değil mi? Üç cidden oluşan. Yok, biyografi değil de Yılmaz Güney'in ağzından Türkiye siyasi ve toplumsal tarihi hesaplaşmaya değer bir roman diyebilirim. Biyografi olarak değil. O zaman hızla başlayalım isterseniz. Hocam siz Kış Uykusu nasıl çektiniz? Nasıl değerlendirdiniz? Cannes'da nasıl karşılandı? Yani evet, kısaca bize anlatır mısınız? Şimdi benim esas çekim alanı plato Kapadokya'da kuruldu. Dolayısıyla Haluk Bilginer çok ağırlıklı rolü olduğu için o hemen hemen 2,5 ay civarında, yani gitme gelmeleri varsa toplam 3 ayı buldu herhalde, orada yaşadı diye düşünüyorum. Çünkü ben her gidiş gelişimde Haluk oradaydı. Ayberk Hakeza, yani onun yardımcısını oynayan. Melisa tabii, o da ikili sahnelerde ağırlıklı karşılıklı roller oluşuyor. O da uzun süre orada kalanlardan. Demet öyle. Yani en uzun kalan tabii ki Haluk. Haluk çünkü orada duruyor. Herkes geliyor. Onun sahnesini çekiyor. O gidiyor. Haluk da kalmaya devam ediyordu yani. Benim de işte zaman zaman böyle sahnelerim oldukça, İstanbul'da ve başka yurt dışında da çalışmalarım olmasına rağmen o tarihlerde geliyordum. Sete gidip çekimlerimi yapıyordum. Tabii Nuri Bilge karlı bir havayı tercih ediyordu. İlk günler bazen kar ve yağmur konusunda sıkıntılı hava şartları olunca aksamalar da oluyor. Yani hemen o gün çekim yapalım dediğiniz halde çekim yapamayabiliyorsunuz. Bazen de işte uzun sürebilir bu sahnenin çekimi denildiği halde ekibin sahneye iyi yaklaşması, güçlü yaklaşımıyla daha kısa zamanda da çekilmesi de söz konusu olabiliyor. Fakat son derece zevkli, dostane bir çalışma ortamıydı. Kapadokya'nın insanları da çok sahiplendiler. Yani bir sahne vardı biliyorsunuz, yardım toplamak için Aydın'ın otelinin lobisinde toplanmış insanlar. Onların çoğu Kapadokyalıydı. Küçük çocuk öyle. O gözleri kocaman olan küçük çocuk. Akşamları yemeklerde kendi aramızda filmi, kişileri tartışıyorduk. Zaten böyle bir film çalışmasında eğer orada yatıp kalkıyorsanız, yani setin olduğu yerde ki bir otelde yatıp kalkıyorsanız ve ekiple hep her dakika beraberseniz sürekli filmi konuşuyorsunuz. Başka yani tabii film dolayısıyla yaşamı, insanlığı vesaireyi de konuşuyorsunuz. O konuşmalar sonucunda oyuncu da kendi rolünü oynaması için gerekli bir zihinsel altyapı oluşturuyor kendisine. Ve o ertesi gün sette faydasını gösteriyor. Tabii bazen bir seferde yakalanabiliyor o yorum. Bazen yakalanmıyor, birkaç tekrar olabiliyor. Bazen teknik hata olabiliyor. Daha sonra kar için Kars'a gittik. O karlı sahneler, av sahneleri Kars'ta çekildi. Onun dışında da ekip daha başka yerlere de gitti herhalde. Ama ben bazılarında bulunmadım tabii. Cannes'da nasıl karşılandı izleyici değerlendirmesi, izlenimleri? Yani basına yansımayan da sizin gözlemlerinizle ilgili
ilginç şeyler var mı? Biliyorsunuz Cannes'da bu Festival Sarayı denilen yere giderken bütün katılımcı ülkelerin birer pavyonu var. Yani oralar buluşma mekanları. Türk pavyonu da var tabii. Biz de Türk pavyonunda sık sık, yani bir yere gideceksek orada buluşup oradan çıkıp gidiyorduk filan. Türk pavyonunda birçok alandan gelmiş yabancı konuklar da bizi ziyarete geliyorlardı. Söylenen şeyler tabii jüri dolayısıyla festival için izleyenlerden özellikle jüri başkanının ben bu kadar zor ve sıkıcı olabilecek bir konunun bu kadar sürükleyici bir şekilde işlenmesine ilk defa şahit oluyorum dediğini bana dedi yani konuşurken. Bundan çok etkilendim. Bu laf çok hoşuma gitti. Çünkü film kalın hatlarıyla bir takım konulara dikkati çekip bakın hayatta bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da budur demiyor. Birbirine geçirgen bir şekilde sorunlar işleniyor. Ama daha önceki filmlere göre evet, Nuri Bilge'nin en çok konuşulan, yani oyuncuların senaryo dolayısıyla en çok konuştuğu film denebilir. Tabii ki Çehov etkilenmesi var. Bu çerçevede baktığınız zaman bu kadar uzun bir filmin, Türkiye'de de izleyenlerle sık sık konuşuyorum. Çeşitli kesimlerden arkadaşlarım var. Onlar da telefon açıp izledikleri zaman söylüyorlar. Sıkıldınız mı diyorum. Çünkü 3 saat 17 dakika bir filmi izlemek normal. Başka bir iş yapsanız 3 saat 17 dakika o bile insanı yorabilir. 3 saat 17 dakika bir filmi izlemek alışılmışın da dışında. Bugün bir de her şeyin hızlandığı, fast food'un hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknolojinin hayatımızı hızlandırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Piyasanın komediye kaydığı bir dönemde yaşıyoruz değil mi? Daha ticari anlamda bakıldığında. Böyle bir ortamda 3 saat 17 dakikalık yani insani ilişkilerin detayları üzerinde duran bir filmin izlenmesi nasıl geliyor insanlara diye ben merak ediyorum açıkçası. Ama şu ana kadar hiç olumsuz, aşağı yukarı Türkiye'de film oynanmaya başladığından beri zannediyorum 100'e yakın arkadaşım telefon açmıştır bana. Belki daha fazla. Her birisine bu soruyu soruyorum. Nasıl buldun filmi? İyi buldum zaten şu iyi bulduğunu söylüyor. Peki yorulmadın mı 3 saat 17 dakika diyor. Asla yorulmadım diyor. Ya işte hatta bazıları tanıdık. Özellikle iyi tanıdığım arkadaşlarımsa ona diyorum sen nasıl yorulmazsın ya sen yorulursun falan diye sataşıyorum da. Hayır vallahi yorulmadım. İzledim sonuna kadar. Dikkatle izledim diyor her sahnesini diyor. Hatta 7-8 saniyesinde filmin biliyorsunuz reaksiyon alıyor. Yani ortalama bir dramatik aksiyonla gidiyor gibi görünmesinin yanında ani sürprizleri var filmin. Bunu Türkiye'deki izleyici de görüyor ve aynısı Türkiye'de 10 yerde reaksiyon almış. Cannes'daki izlemede 8 yerde reaksiyon aldı ki çeviri olmasına rağmen. Yani. Evet. İki dilde çeviri olmasına rağmen. Dolayısıyla birçok insan, mesela Avustralya'da jüri başkanı oldum demiştim sizle konuşurken. O jürinin koordinatörü olan Asya Pasifik Film Ödülleri'nin koordinatörü Maxim de oradaydı bir hanım. O da filmi izledikten sonra koşarak Türk pavyonuna geldi ve herkesi tek tek tebrik etti, sarıldı ve yani bu içinde bulunduğumuz dönemde riski göze alınması zor bir film. Riski. Çünkü her yönetmen bu riski göze almayabilir. 3 saat 17 dakika bu konuyu işlemeyi. Ama göze alınmış, oynanmış olması sinema tarihi açısından da önemlidir dedi. Böyle feedbacklerim var. Şimdi sizleri bakış açılarınızı öğrenelim. Evet. O zaman hemen ben Zahit Atam'a söz vermek istiyorum. Yani Zahit Atam yeni Türkiye sinemasında 100 sayfaya yakın Nuri Bilge Ceylan çözümlemesi var. Burada tek eksik Bir Zamanlar Anadolu'da filmi. Çünkü kitap ondan önce yazılmış, o filmden önce. Bir Zamanlar Anadolu'da gerçekten Nuri Bilge Ceylan sinemasında galiba bir dönüm noktasıydı. Yani Anadolu gerçeğine eğilmek. Orada bir de aydınımsı bir tiple. Fakat bu film, yani bu kış uykusu filmi, sanki bana Bir Zamanlar Anadolu'dan eski Nuri Bilge Ceylan'a geriye bir dönüş gibi geldi. Yani o Anadolu gerçeğiyle hesaplaşmak yerine yine
o edebiyatın atmosferinde ve tabii ki Çehov insan gerçeğinin evrensel bir yaratıcısı ama sanki benim izlenimim hocam yani bu Çehov sanki biraz biçim ögesi olarak kalmış. Tam insan gerçeğine inmenin bir ögesine dönüşememiş gibi geldi. Bilmiyorum Zahit bu konuda neler söyleyecek? Şimdi bir zamanlar Anadolu ile bu filmi karşılaştırırken aslında başka filmleri de hesaba katmak lazım. Çok kritik dört tane filmin birlikte incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Yılmaz Güney'in Yolu. Bir tanesi İranlı yönetmen Aşkar Farhadi'nin Bir Ayrılık filmi. Bir Zamanlar Anadolu'da ve Kış Uykusu. Çünkü bunlar zaten uluslararası başarı göstermiş filmler. Belli ölçülerde Doğu-Batı tartışmaları içinde kritik olarak baz alınabilirler. Hangisi gerçek, hangisi ya da gerçek demeyeyim Doğu'nun trajedisine daha yakın. Yani bu çok daha kritik, Doğu'nun trajedisini ne kadar yansıtıyor. Şimdi Çehov meselesine gelince, filmin içinde aslında Rus edebiyatından çok alıntı var. Ama özellikle de Çehov'un iki tane hikayesi. Birisi 1880'li yıllarda yazdığı Karım, birisi de 1890'lı yılların başında yazdığı İyi İnsanlar öykülerinden yola çıkarak yapılmış. Oradan çok fazla alıntı var. Yani hem yapı alınıyor hem de diyalog alınıyor. Onun dışında da filmin diyaloglarına baktığımız zaman aslında çok nitelikli. Hatta ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Edebiyat eleştirmenleri ne der ne demez bilmiyorum ama filmin diyalogları aslında Çehov'dan da Dostoyevski'den daha iyi. Hatta onlar bu şekilde diyalog yazmıyorlar. Yani bütünüyle bir konuşma üzerinden, bir tartışma üzerinden yoğunlaşan bir diyalog yazmıyorlar. Yani bir naratif olan, naratorun kendisi, anlatıcının kendisi onların yazdıkları diyalogları çok sık bölüyor. Oysa burada o naratorun bölmesi üzerinden değil, bizzat diyalogların üzerine gömülüyor. Anlatıcı daha arka planda kalıyor. Şimdi dolayısıyla bu Nuri Bilge Ceylan filmi üzerine Batı'da da yazılan tipik bir durum burada da ortaya çıkıyor. Orada biz diyorlar ki bu Nuri Bilge Ceylan sinemasında dönüm noktası. Çünkü Nuri Bilge Ceylan ne yapardı? Don't tell, show. Nedir bu? Söyleme, göster şeklinde anlatıyordu. Bu filminde ise aslında diyalogların resitali var. Dolayısıyla aslında metin yönetmeni daha arka planda bırakıyor. Bu çok önemli. Metin daha üstte. Şimdi bu açıdan bakarsak diyalog meselesine gelince bunu kim yazar meselesine hiç girmeyelim bunu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim filme dair. Filmin genel ruh haliyle, Çehov'uyla ve Aşkar Farhadi ve Yılmaz Güney'in filmiyle karşılaştırırsak ne deriz? Bu çok kritik. Bir kere Çehov'un iki tane hikayesinden söz ettim. Birisi Karım, bir tanesi de İyi İnsanlar. Karım filminde, Karım hikayesindeki yazarın bu hayırseverlik yüzlerine bakışı burada tamamen ters üst ediliyor. Yani tam aksine gösteriliyor. Ve içi boşaltılıyor. Onun yerine kibir ve tiksinti, duyguların hakikati vardır daha çok öne çıkarılıyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla Çehov'da başkaları için bir şey yapamayan ve kendini öne çıkarmak için çabalayan insan aciz olarak gösterilirken burada muktedir olarak gösteriliyor. Yani asıl kritik nokta. Tabii onun da o karakterin, aydın karakterinin de karısına olan zaafı ya da kendisini ona meşru ya da sevgi ya da aşk ya da kişilik olarak kabul ettiremeyip ona tabi olması gibi bir sonuç var. Yani bu da onu da aydın muktedir yapmıyor aslında. Onun da ne kadar içten içe çürüdüğünü gösteriyor ama şimdi bakın kritik bir şey var. Bu film aslında filmin adında başrol karakterin adı ne? Aydın. Bu aslında yanlış bir isim. Baktığımız zaman bizim edebiyat tarihimizde var. Bu karakter Efruz Bey. Bu Efruz, Ömer Seyfettin'in karakteridir. Şimdi Niyazi Berkes'in mükemmel bir Doğu-Batı karşılaştırmasında şunları anlatır. Der ki, biz diyor yabancılaşma terimi 1970'li yıllarda falan ortaya çıkıp Türkçe yerleştiğinde aslında diyor edebi olan sanatçılar toplumsal kuramcılardan çok daha önce bu tipleri gördüler ve onları sanatta yansıttılar. Bu aslında yalnızca Türkiye'ye özgü ama bir şey. Ama toplumun sanatın ne olduğunu anlayamadı yani. Ona da geleceğim. Bakın bu aslında bu bir sosyal bilimlerde genelde görülen bir şeydir. Yani mesela Kral Oedipus oyunu yazıldıktan 2500 yıl sonra kavram olarak Oedipus kompleksi çıktı. Oysa bizim kavramı biliyorduk. Hatta mesela biz Yüksel Aksu'yla olan konuşmamızda da çıkmıştı. Mesela Anadolu'da çok sık edilen ve insanlara duyduğu zaman tiksintiyi hatırlatan bir küfür var. Anam avradım olsun söylemi.
Mesela bunun gerçekten ödipal bir söylemdir. Halk arasında yaygındır. Büyük küfürdür yani. Yani aynı zamanda halk bunu küfür olarak değil, yemin olarak kullanır. Yani şunu şöyle yaparsam yapmayacağım yani. Ya da yapacağımı kanıtlamak. Anladın mı? O yemin olarak kullanır bunu. Şimdi Efruz Bey meselesine gelince Doğu Batı meselesinden kaynaklanan yalnız bir şey değil. Efruz Bey bir zihniyettir. İçinde yaşadığı toplumsal ilişkilerin içerisinde kendini gerçekleştiremeyen ve onların bir parçası olmak yerine onun bir tür üst yapısal ayrıcalıklarından faiziyle yararlanan insandır Efruz Bey. Dolayısıyla Efruz Bey kültürel bir yabancılaşmanın yanında aynı zamanda siyasi olarak da bulunduğu konumun rantını giyen kişidir. Dolayısıyla Aydın tipine geldiğimiz zaman burada kritik şeyler var Aydın. Bu filmin söylemi çok açık olarak siniktir. Tam anlamıyla siniktir. Siniği nasıl tarif ediyoruz? Onu bir açalım da izleyicilerimiz de şimdi, netleştirsinler. Sanıyorum Oscar Wilde'ın sözüdür. O her şeyin bedelini bilen fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen insan olarak tanımlıyor. Bu bana her zaman mükemmel tanım olarak geldi. Filmin sinik olması meselesine gelince şu yani mesela neyi savunuyor bu insan? Neyi savunuyor ve neyi yapmak istiyor? Aslında hiçbir şey. Yani o tamam o bulunduğu durumda neredeyse hayatın ruhsal olarak sürüncemeli ve belli bir çöküş içinde yaşanırken aynı zamanda onun maddi varoluş koşullarından dolayı bunun rantını yiyen insan meselesine geliyor. Yani aslında Aydın etrafında olup bitenlerin farkında olmayan bir insan değil. Hatta kendi içindeki boşluğu da ifade etmekten aciz olan bir insan. Ancak filme baktığımız zaman zaten Aydın'ın hem karısıyla hem de kendine dair, kendi zaafına dair söylemi bir diyalog haline verilmiyor filmin finalinde. Aydın karakterinin bir roman gibi ya da bir edebi öykü gibi iç konuşması olarak ve diyalog formatına büründürülmemiş sahnelerde veriliyor. Filmin sonundaki finalde diyorum yani anlatıcı orada devreye giriyor. Dolayısıyla aslında bu meseleye baktığımız zaman niye bunu biz Aşkar Farhadi ve Yılmaz Güney ile karşılaştırıyoruz? İşte burada gerçekten bu karşımıza çıkıyor. Çünkü Yılmaz Güney'in kendisine baktığınız zaman Yılmaz Güney elbette Türkiye'de yenildi. Fakat siyasi iktidar hiçbir zaman boyun eğmedi. Çünkü Yılmaz Güney'in düşünceleri siyasi iktidara gelmedi. Türkiye'de darbe oldu. Tam aksi yönde gittik. Ve zaten Yılmaz Güney kanda ödül aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ona hediyesi onu vatandaşlıktan çıkarmak şeklinde oldu. Yani aslında filmlerini yasakladılar, yok etmeye kalktılar. Aşkar Farhadi'nin durumuna geldiğimiz zaman Aşkar Farhadi'nin durumunda çok ilginç şeyler oldu. Denklem biraz daha değişti. Bakın Aşkar Farhadi'nin Bir Ayrılık filminde bizim eleştirilerde pek sık görmedim. Yakın zamanda yazdım, incelediğim zaman görüyoruz ki Aşkar Farhadi'nin filminde bir ayrılık var. Bir aile çözülüyor. Anne, baba, kız. Peki ayrılık nerede? Asıl doğrudan bireyten bir şekilde aslında ayrılık meselesinde filmin en başında mahkeme sahnesinde karı kocanın konuşmasında Aşkar Farhadi insanlara şunu soruyor. İran'da yaşamaya değer mi? Hele bir kadınsanız. Dolayısıyla ayrılık nereden? Ulus'tan, bir ülkeden, bir kültürden, bir siyasi iktidardan ayrılığı tartışıyor. Dolayısıyla getirip oraya tartışmaların ortasına çok ciddi olarak İslam'ı da koyuyor, İran'daki siyasi iktidarı da koyuyor, İran'daki toplumsal ilişkileri de koruyor. Hatta filmin içinde çok net olarak kendi sınıfsal olarak toplumu resmederken de bu işin ta Sasanilerden biri yani kendi tarihinin fi noktasındaki gerilerden başlayarak varlıklı kesimle yoksul kesim arasındaki sınıfsal ilişkilerin dinsel olarak nasıl kırılmadan aynı zamanda onu da belirleyen ilişkilere karşılık geldiğini gösteriyor. Son derece sınıfsal hatta birleştiren estetikle Marksist bir analiz yapıyor yani Aşkar Farhadi. Sonuçta ne oldu Aşkar Farhadi'nin durumunda? Bakın siyasi olarak incelediğimiz zaman neyle karşılıyoruz? Aşkar Farhadi çok açık bir şekilde cezalandırılacaktı. Fakat Aşkar Farhadi'nin filmi gitti Berlin'de en iyi film ödülünü aldı. Sonra gitti Asya Pasifik'te en iyi film ödülünü aldı. O da Nuri ile beraber yarıştılar. O en iyi film ödülünü aldı. Sonra gitti Altın Küre'de en iyi film ödülünü aldı. Sonra büyüdüğü gitti en iyi yabancı film Oscar'ını aldı ve orada kurtardı. Niye kurtardı? Çok ağır baskılardan. Çünkü İran ulusal gururunu okşayacak bir şey artık. Tarihin çok trajik bir şeyinden, ögesinden bahsediyoruz. Çünkü orada bir de İsrail filmi vardı ve İsrail filmi de gerçekten çok iyiydi ve o da baba üzerinden şekilleniyordu. O da baba sorunu üzerinden gelişiyordu. Şimdi Freud'un söylemiyle bakarsak artık insanlık tarihinin en büyük eserleri baba üzerinden gerçekleşir. Yani ister Hamlet alın, ister Karamazov kardeşim, baba meselesi. Baba aynı zamanda iktidardır, toplumsal sistemdir. Bu sistemden rant alan kesimleri temsil eder. Dolayısıyla Aşkar Farhadi onu yendikten sonra o ulusal gurur onun bir affedilmesine yol açtı. Yoksa Aşkar Farhadi'nin öyle bir filmini İran rejiminin kabul etmesi mümkün değil. Doğrudan İslam'ı,
doğrudan siyasi iktidar, doğrudan toplumsal sınıfları ele alan ve bunu en gündelik hayatın içinde yerleştiren, baştan sona toplumu muhalif, yani hatta rejim muhalif olarak okuyan bir film yaptı. Şimdi ondan sonra da tabii gitti Fransa'da Le Passé geçmiş filmini yönetmek zorunda kaldı. Niye İran'da film yapmadı meselesi. Cafer Panahi'ye bakarsanız görürsünüz. İsteyen bu bir film değildir de seyredebilir. Çok önemli. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın filminde başka bir durum var. Yani ne Nuri Bilge Ceylan'ın durumu ne de Aşkar Farhadi'nin durumu var. Nuri Bilge Ceylan var olan sistemden kendisine yönelik bir dokunulmazlık zırhı kazanmış durumda. Dolayısıyla zaten hakikaten Türkiye'de siyasi iktidarın en tepesindeki insanlar tarafından başarısı aranıp kutlanan birisi. Çünkü bunun nedeni de sosyal sorunlara tepki göstermemesi değil. Aslında baktığımız zaman Nuri Bilge Ceylan gerçekten bak, kültürüne bakıyorsunuz anlattığı şeyleri. O aydınlanmadan yana bir insan. Yani bunu çok açık söyleyebiliriz. Hem geleneğe karşı çıkan hem de modernizmi geriletmeye çalışan güçlere karşı çıkan ve siyasi olarak da solda duran bir insan iç dünyası olarak. Fakat buna karşın Yılmaz Güney böyle canından vererek etini dışına tırnağına takarak böyle çalışan, çabalayan, muhalefet eden tipinin yerine burada et diye süt diye karışmayan bir siniklik, yani bir belli şeylerin bedelini görmüş, anlamış fakat hiçbir şeyin kıymetini de bilmeyen, aynı zamanda kendi bu arada da kendisini uluslararası bir kahraman figür haline getiren bir kariyer çizdi. Bu kariyerin çeşitli sakıncaları da var. Yani aslında böyle şöyle meşru olmayan yolları da var. Onlara girmeyelim. Girmek istemiyorum şimdi. Fakat şunu söylemek lazım. Kritik olan bir şey, hiçbir zaman mesela Nuri Bilge Ceylan'ın filminde başroldeki karakterler genelde siniktir. Fakat hiçbir zaman bu sinik karaktere karşı somut olarak maddi gücüyle, fikriyle, aklıyla ve varoluşuyla alternatif bir karakteri filmlerin içerisinde getirmiyor. Bu çok ilginç bir şey. Ben bunun libidinal bir gerekçesi olduğuna inanıyorum. Yani psikoseksüel bir gerekçesi olması lazım bunun. Çünkü her karakterini aynı zamanda onu olumsuzlamadan, onu küçük düşürmeden anlatamıyor. Mesela filmden somut olarak bir örnek verirsek, mesela şimdi çok basit bir iki tane filmden örnek vereyim. Fazla detaya girmeyeyim. Şimdi mesela Mayıs sıkıntısına bakarsanız çocuğun mesela sorumluluk testi. Bu hakikaten evrensel bir şey. Anadolu'da çok sık yapılır. Çocuk bir şey istediği zaman dur bakalım sen büyüdün mü diye ve çocuğa cebine yumurta koyarlar. 40 gün yumurtayı taşıyacak bir çocuk. Bu hikayeyi Nuri Bilge Ceylan Ahmet Uluçay'dan almıştır. Neyse o ama çocuk mesela sorumluluk testine gayet uyar, böyle sorumluluğu alacakmış gibi aklı başındadır. Fakat bizzat o yumurtayı kırdırmak ve gidip de ondan sonra da baştan hillecilik ya da hüllecilik olarak ifade etmesine rağmen gidip komşunun kümesinden bir tavuğu araklatmak onun için gerekliydi. Yani o öyle olmasa rahat edemez diyordu. Burada filme bakarsınız mesela Aydın karakterini. Aydın karakteri başta şu derken bir at bulma hikayesine giriyorlar. Atı doğadan yılk atını alıyorlar, onu evcilleştiriyorlar. Ondan sonra onu kullanmıyorlar. Sonra adam mesela gayet kendince değerleri nedeniyle gidiyor atı salıyor, doğaya bırakıyor. Fakat aynı karakteri gidip o tavşanı bilerek vurdurtuyor. O vurdurtmasa rahat etmeyecekti. Şimdi bunun bir zamanlar Anadolu'ya yansıyan yüzü de çok da daha komik bir şeye yansıyor. O da şunu söyleyeyim size. Bir zamanlar Anadolu'da biliyorsunuz gerçek bir hikayeden diyor. O hikaye kim? Ercan Kesal. Ercan Kesal kendi başından geçmişti ve kendisi olayları anlatırken bana kendi ağzıyla şunu demişti. Ben o gece 10 yıl yaşlandım ve Anadolu'yu gerçekten o zaman tanıdım, anladım diye. Şimdi bu olayın üzerine filmi oluştururken filmdeki bütün karakterler aslında ne yapıyorlar? Kendi açmazlarını, kendi baş edemedikleri sorunu getirip doktora anlatıyorlar. Doktor merkezde. Herkes onu anlatıyor. Fakat şimdi tipik bir sorun. Senaryoyu da bir hikayeyi yazan, düşünceleri, diyalogları yazan Ercan Kesal. Fakat yönetmenin isteğiyle ve talebiyle doktoru da menfi olarak göstermesi lazım. Doktoru da yenilgi uğratması lazım. Tamam mı? Yani filmde bu aynı libidinal enerjiden kaynaklanıyor. Fakat paradoks şurada. Ercan Kesal doktorun kendisi ve kendisini de masum olarak görüyor. Ve kendisini de iyilik yapmak isteyen, iyi bir insan olarak görmek istiyor. Ne yapsa yapamıyor bunu. Yani o karakteri, doktora da böyle bir zaaf, bir ifadeci uğraşıyor. Ancak uzun süre sonra o kadavra açma meselesine gelince, yani adli tıbbi işlem yapıldığı zaman açıyor Ercan Kesal. Kendi içinden bulamıyor bakın. Kendi yani o kadar özdeşleştiği için. Sonra gidiyor doktorlara soruyor, adli tıbbi. O işte raporda hile yapabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir deyince
orada oraya monte edebiliyorlar onu. Tamam mı? Dolayısıyla duygusal olarak, ruhsal olarak bir yaratıcı fikrin, zihniyetin işlevi olarak yapamıyor bunu. Ancak sonradan eklenmiş bir şey oluyor. Yalnız uzun burada Zahit, burada sana katılmıyorum. Hı. Şöyle, bence orada doktorun hile yapması, hı, aslında doktorun bana olumlu bir adımı gibi gözüktü. Olumlu adım neydi? Şuydu. Doktor o gerçeğin bir parçası olduğunu kabul edip o gerçeği değiştirmek için adım atıyordu. Yani o katile bir yakınlık duyuyordu ve en azından 3-5 yıl daha az ceza almasını sağlayacak. Çünkü yani bilimi insan için kullanmaya adım atıyordu. Ben öyle yorumladım. Ama şimdi ona, o tartışmaya girmeyelim. Tamer Hoca'ya dönelim. Ama bundan önce ben şöyle bir gözlemimi iletmek istiyorum. Şimdi Efruz Bey deyince Ömer Seyfettin, Efruz Bey. Evet. Yani 1900... Efruzlaşmak da yabancılaşmak. 1916 yılında yazılmış bir yapıttan söz ediyoruz. Ama şimdi bakın 2015'lerde Nuri Bilge Ceylan Kapadokya'da Anadolu'nun bağrında bir aydın sorununu tartışırken Efruz Bey'den haberi yok. Neden yok? Çünkü bakıyoruz biz bütün alıntılar Çehov, Dostoyevski, Tolstoy buralara kadar gidiyor. Ama bizim bir Sait Faik'imiz, bizim bir Orhan Kemal'imiz, Kemal Tahir'imiz, Tarık Buğra'mız bütün bunlardan kopuk. Bence asıl sorun biraz da burada. Çünkü aydın sorunsalını işliyor diyoruz. Adamın adını bile aydın, hatta bugün Levent Kırca diyor ki, eleştiriyor bu filmi. Ondan da bir pasaj okuyayım isterseniz. Tabii. Oradan gidelim. Diyor ki Levent Kırca'nın Aydınlık'taki yazısından bir bölüm aktarmak istiyorum. Yani neden bunun adı Aydın diyor. Yani Aydın anlatıyorsan Aydın mı demen gerekir diyor. Diyor ki film 3,5 saat sürüyor. Neden 3,5 saat olduğunun yanıtını asla bulamayacaksınız. Umur'un da dediği gibi, Umur Bugay'ın, dişimi sıktım yetmedi. Sıkabileceğim her şeyi sıktım. Filmin ortalıklarında bir yerde sanki bir haftadır bu filmdeymişim gibi geldi bana. Bilge filmi Ürgüp'te çekmiş. Bence Ürgüp'e gittiğinde ilk işi şalterleri indirmek oluyor. Pencereleri kapatıp kalın perdeleri çektiriyor. Film zifiri karanlıktan iki dizcem önde bir yerde karanlıkta kasvetli başlıyor. Biraz sıkıntı, biraz bunalım, kahretmişlik ve ritim yerde sürünmece. Çehov'dan esinlenmiş. Acaba niye? Türkiye'de esinlenecek onca olay başımıza düşerken Çehov'u bile kıskandıracak bu gerçekler göz ardı ediyor diyor. Böyle bir eleştiri var. Şimdi bir de şu var. Aydın sorunsalı deyince hocam, yani siz mesela dün büyük bir etkinlik yaptınız. Neydi? Bir yaz dönümü gecesi, rüyası, sanata evet. Evet. Şimdi bakın, yani Türkiye'de aydın sorunsalı iktidarla bir savaşım içinde gelişmiş. Hocam, Türkiye'de dakika, aydın, şey aydın eğer inzivaya çekiliyorsa ne zaman çekilmiş? 12 Eylül darbesi olunca ya hapishanede inzivaya çekilmiş mücadele edenler ya da dönekleşerek reklam şirketlerine gitmişler. Yani Türkiye'de aydın sorunsalı bu filmdeki gibi bir aydın sorunsalı değil. 40'larda üniversiteden kovulmuşlar. Niyazi Berkes'ten söz ettiniz. İşte Muzaffer Şerif, Beyce Boran, Pertev Naili Boratap. Bilmiyorum hocam, yani buradan biraz devam edelim. Yani Çehov o ülke insanı anlatıyor ama 1904'te yazdığı Vişne Bahçesi'nin hemen arkasından 1905 devrimi oluyor ve ordunun ipucunu duyuyorsunuz. Bizim Nuri Bilge Kış Uykusu diye film çekiyor. Bir iki ay sonra Türkiye'de büyük bir Haziran ayaklanması. Bütün Türkiye'yi kapsayacak. Bırakın inzivayı artık, yani en köşedeki insanları bile heyecana getirecek bir şey oluyor. Ben şimdi edebi kaynakları çökenler açısından size iki şey söyleyeyim. Bir tanesi, saydığınız yazarlar yerine Çehov, hatta Çehov yalnızca başkanca Çehov değil. Bir de Dostoyevski'den çok ciddi bir çocuk üzerinden bir alıntı var. Bir de yeraltı adamı var galiba. Hocamın oynadığı sahne biraz, değil mi hocam, o yeraltından notlardaki? Yeraltı yok, tam diyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeyim. Bir kere filmin diyalog düzeyine falan baktığımız zaman ne yazık ki saydığın yazarlardan çok daha iyi. Dolayısıyla bu esinlenme meselesi değil. Yani Nuri Bilge Ceylan'ı gidip de Çehov'dan alma bir esinlenme meselesi değil işin gerçek tarafı. Yani bizim edebiyatımızın kavramsal düzeyi ve diyaloglarının derinliği ne yazık ki büyük sorunlardır. İstediğimiz kadar geçmişteki büyük şeyler söyleyelim, ben öyle düşünmüyorum. Bir onu söyleyeyim. İkincisi, sıkılma meselesi anlatmış. Ben şunu söyleyeyim bir kere, bu filmin hiçbir tarafı sıkıcı değil. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Çoğu sanat filmlerinden falan izleyici çok daha fazla tepki gösteriyor. Ben mesela çok yoruldum. Filmi seyrederken çok yoruldum. Yani ben şu bitsin istedim ama şunu söyleyeyim, zerre kadar da sıkılmadım arkadaş. Yani iki sonuna kadar kendi problematiğini anlatıyor. Filmin içerisinde sadece iki kişinin diyaloglarının süresi, böyle bayağı atışma şeklinde olan diyalogların süresi 1 saatten fazla. Şimdi
burada sıkıcı mıkıcı falan filan öyle şeyler yok. Bu bir kere birinci sınıf bir eser. İlk önce bu birinci sınıfı kabul edelim. Yani şimdi bu öyle doğu batı eklenmesi falan filan. Bu ben size şunu da söyleyeyim. Bu film benim için 1980 sonrası Aydın'ı en iyi anlatan Türkiye filmlerinden bir tanesi bu. Bu 1980 sonrasında yenilmiş Aydın'ın düzenle uyumlaşması olarak tersinden okumak gerekir bu filmi. Ve bunun sıkıcı mıkıcı bir tarafı yok. Öyle sıkıldım falan değil. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın ömrüm sinema salonlarında geçti. 30 yıldır film seyrediyorum. Hiçbir tane Türk filminde bu kadar fazla bir Yılmaz Güney yolu, o hariç, o istisna. Bir de o öteki filmleri sinema salonlarında seyretmediğim için söylüyorum. Bakın onu da söyleyeyim. Çünkü ona yaşım yetmiyordu. Onları sinemada halkla seyretmedim. Kendi başıma seyrettim. Seyirci doğrudan tepki gösteriyor. İnsanlar falan sıkılmıyor. Ben gittiğimde bu film 196 dakikaydı ve sadece iki kişi çıktı sinemadan. İki yaşlı çift çıktı ve filmin içerisinde... Genelde yaşlı olanlar böyle bir sorun oluyor. Sorun bu seyretmesi falan filan hiç zor değil. Aksine metin akıyor. Bir şiir gibi akıyor. Yani öyle bu şimdi o... Ben şöyle ya, bir şey... Zahir çok az süremiz kaldı. Tamam. Birkaç dakikamız kaldı. Bak Tamer hocamıza hiç söz veremez duruma geldi. Tamam, evet Tamer hocam. Özür dilerim hocam. Estağfurullah. Sözünü hocam. Estağfurullah. Yani şimdi zaten ben de şuradan başlayayım. Bir kere yani Türkiye'de bu filmin böyle bir zamanda Altın Palmiye ödülünü almış olması herhalde yani Altın Palmiye ödülünü verenlerin de kaç yıldır veriyorlar Altın Palmiye'yi? 60 yılı geçti. 70 yıl olmuştur herhalde. Demek bu önemli bir ödül verme birikimi tecrübesi elde etmiş bir sinema festivali. Ama zaten Altın Palmiye'de bence şöyle bir şey var. Her zaman zaten jüri ödülü veriyor. Jüriyi seçme geleneği oluşmuştur. Evet, jüri de seçilerek yani. Demek ki süzüle oluşan bir festival değil mi? Böyle bir festivalde, yani bu bir de Altın Palmiye'yi mesela Oscar'la karşılaştırın. Oscar mı daha yüksek, bu Altın Palmiye mi daha yüksek? Kan her zaman daha yüksektir yani Oscar ticaresi. Demek ki dünyanın en önemli film festivali ödülü bu. Diyebiliyor muyuz? Oscar'ı bunun yanında biraz kenara itersin. Bence en önemli, bir kere şöyle söyleyeyim. Dünyada sanat festivalleri içerisinde en önemlisi bu. Fakat şunu söyleyemiyoruz. Mesela o yılın en iyi filmleri Cannes'da ödül alıyor diyemiyoruz. Mesela bu diyemeyiz. Yok. O zaten izah. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Cannes bir kere gerçekten aslında Avrupa kültürünün dünyayı nasıl gördüğünün bir sembolüdür. Yani şimdi kendini markalaştırmış. Hocam 1-2 dakikamız kaldı. Bu çerçevede buradan ödülün Türkiye'nin içinde bulunduğumuz şu dönemde ödül böyle bu büyük ödülü almış olması tartışmasız övünülecek bir şey. Evet. Ne dedi hocam? İran için önemli olan ulusal gururu yarattı dedi Fahreddin'in filmi için değil mi? Bunun da bizim için ulusal bir gurur yaratmış olması gerekir. Hocam bu ödüller çok göreceli. Türkiye'de de bakın yani, Türkiye'de onu tartışıyoruz. Aydın tiplemesini de konuşabiliriz ama zaman az kaldı. Ama zamanımız kalmadı. Yani gerçi Zahit bunun bir aydın tipi olduğunu söylüyor. Aydın tipi zaten üzerinde tartışılması gereken bir tip. Türkiye aydın tiplemesini biz... Daha o zaman meşruiyetten itibaren alıp bugüne kadar incelememiz lazım. Türkiye aydın tipinin defoları nelerdir? Türkiye aydın tiplemesinin zaafları nelerdir? Mesela Efruz Bey'i uzun yıllar Türkiye'de ulusal bir böyle kahraman olmak yerine yani Efruz Bey'i ulusallığın karşıtı gibi görenler oldu değil mi? Halbuki Efruz Bey üzerinden Ömer Seyfettin'in önemli bir aydın eleştirisi var. Evet. Tabii. Bu aydın eleştirisini Türkiye, Efruz Bey bu kadar Sovyet Bilimler Akademisi'nin bile en iyi eserlerden birisi diye seçtiğidir, yazındır Efruz Bey, Ömer Seyfettin'in çalışması. Ama Türkiye'de dünyada gördüğü itibarı görmedi. Çünkü Türkiye aydın tiplemesi kendisinin bu şekilde eleştirilmesini çok istemedi. İstemedi. Bence Türkiye aydın meselesinden daha öte... Türkiye'de sosyal sınıflar ve sosyal strüktürümüz belli tartışmaları derinlemesine yapılmasına izin vermiyor. Yani orada ketler koyuyor. Hemen mesela bir gelelim Yahya Kemal meselesine. Yahya Kemal'i Türkiye'de uzun yıllar iyi bir şair midir, kötü şair midir tartışırken kriterimiz neydi? İspanya İç Savaşı'na gittiğinde neden İspanya İç Savaşı'nı yazmadı da Zil, Şal ve Gül'ü yazdı değil mi? Evet. Hocam, o zaman demek ki Yahya Kemal kötü şairdi. Evet.
Hocam, öyle mi oluyor hocam? Anladınız ne demek istediğimi, değil mi? Şimdi bakın daha çok kısa kaldı ama süremiz bitti. Bitti. Yeni tartışmalar peki başlayan bir noktada bitti aslında bu tartışma. Evet. Çünkü ben de Zahit'e katılmıyorum. Yani ben hala bunun bir Türkiye aydınının sorunsallarını içermediğini düşünüyorum. Yani ama zaten o zaman bu film ekseninde evet, bizim Türkiye aydınını inceleyen bir program yapmamız evet lazım. Evet. Ben belki de şöyle bir şey yani edebiyattan bakın, da girerek ben şunu söyleyeyim. Türkiye aydınının meselesinden öte bu filmin içerisinde son derece bilinçli olarak siyasi iktidarın devre dışının bırakılarak aydın meselesinin tartışılması esaslan filmin en zayıf yönüdür. İşte biz duruyoruz. Çünkü aydın sorunu siyasi iktidara karşıdır. Türkiye'de hangi siyasi iktidara karşıdır? Bence orada bir üçlü bir denklem var. Dostum, bir yanda sosyal strüktür, bir yanda aydın, bir yanda siyasi iktidar. Arkadaşlarım süremizin peki bittiğini gösterdi. Ama yani burada siyasi iktidar direkt olarak devreye girmiş olsaydı biz de aydın meselesi üzerine bu kadar yoğunlaşamayabilir. Evet. O siyasi görüşün doğruluğu ve yanlışlığı üzerine tartışmaya başlayabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Rica Tamer Bey, Zahit Bey, programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün kış uykusunda yeni sinemayı tartıştık ama gördüğünüz gibi süremiz yetmedi. Bu tartışmaları sürdüreceğiz herhalde, sürdürmek gerekiyor. Siz de en azından bu tartışmaya daha iyi biçimde katılmak için bir sinemaya gidip kış uykusundayı izleyebilirsiniz. İzlenimlerinizi bize e-posta aracılığıyla da iletebilirsiniz. Hepinize sinemalı, sanatlı, kitaplı günler diliyorum. Hoşçakalın.